Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Cumhurbaşkanlığına ait Savarona yatının filikası. Tabii Savarona'yı biz Atatürk'ün yatı olarak biliyoruz. Yine Atatürk'e ait başka bir tekne. Zaten bunun da fotoğrafları var. Bunları Denizcilik Müzesi'nde görebiliyoruz. Ve Denizcilik Müzesi'nin en eski kadırgası. 1600'ün ortalarından bugüne kalmış bir eser. Bu eser Sultan Avcı Mehmet tarafından, yani o dönemde yapıldığı söyleniyor. Uzunluğu 39 metre, genişliği 5 metre. Tarihi kadırga, omuz kaplama olup kemane baş ve karpuz kıç formunda inşa edilmiş. İki direkli olduğu, çifte kürekli olduğu, her bir küreği için 3 kişi çalıştığı söyleniyor. Toplam 44 kürekçi tarafından bu gördüğünüz kadırga hareket ettiriliyormuş. Güzel bir eser. Kontrol edip bakmak, gezmek insana farklı yerlere götürüyor. Ve Denizcilik Müzesi'nin diğer eserleri. Diğer kadırgaları şöyle tarif edeyim size. Bunların birçoğu Abdülaziz, Abdülmecid dönemine ait kadırgalar. Süslemeleri olağanüstü. Bilgileri de zaten her kadırganın önündeki bildirgeçlerde bulunuyor. Üst kata çıkıyoruz. Üst katta da farklı tarihi tekneler, kadırgalar var. Bu tekne çok dramatik günlere şahitlik etmiş bir tekne. Abdülaziz tahttan indirildi, bu tekneyle götürüldüğü söyleniyor. Abdülaziz de bilindiği üzere tarihte intihar ettiği söylenen padişah. Bu tekne de Kurtuluş Savaşı'nda hizmet etmiş bir tekne. Bunlar da bazı gemilere ait isim levhaları. Şimdi diğer eserlere bakalım. Denizcilik Müzesi'nde tarihi birçok geminin maketi var. Hepsi de ayrıntılı bir şekilde anlatılmış. Yine tarihi ve askeri teknenin silahları ve askeri birliğe ait tekne. Burası müzenin yeni açılan bölümü. Burada birçok tarihi eser var. Özellikle de bu İstanbul fethinde Bizans tarafından Haliç'e sürülen zincir, Haliç'i kapatan zincir sergileniyor. Olağanüstü bugüne kadar kalması. Bu da müzenin başka bir bölümünde yine tarihi dokusuyla sergilenen eşyalar.
Hepsi birbirinden değerli, hepsi birbirinden sanat eseri olarak sergileniyor. Ve Hüseyin Rauf Orbay, Balkan ve Birinci Dünya Savaşı'nda büyük kahramanlıklar gösteren, düşman donanmalarını bozguna uğratan Türk savaş gemisi Hamidiye Kılavuzoğlu'nun komutanı. Demin bir maket göstermiştim. İşte o maketin bir diğeri de burada, Hamidiye Kılavuzoğlu. Ve bu da onu gösteren tablosu. Muhteşem. Bu da o günden kalma bir resim. Bu resim Majestic Kraliyet, İngiliz Kraliyet'e ait bir gemi. Bu da onu batıran Alman denizaltısı U-21. Bu da Majestic'ten kalan bazı eşyalar. Tabii Çanakkale birçok geminin mezarlığı olarak biliniyor. Orada İngilizlere ait birçok gemi de yerini almış dipte. Bunlar da bizim denizlerdeki komutanlarımızın baştan bugüne kadar gelmiş bütün kıyafetleri. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kullanılan kıyafetler. Bu da Atılay denizaltımızın maketi. Bilindiği üzere Atılay Çanakkale'de tatbikat yaparken, daha doğrusu Çanakkale Boğazı'nda bazı şeyler derken eski bir İngiliz mayına çarparak batıyor. 39 şehit veriyoruz. Mayına çarpmasıyla beraber bu gördüğünüz Batlı Şamandırası hemen yüzeye çıkıyor. Ve Atılay'dan kalan tek eser bu. Batlı Şamandırası. Tabii çok duygusal. Onu görmek. Bunlar da Atılay denizaltımızın şehitleri. Hepsi tek tek resimleriyle beraber Denizcilik Müzesi'nde karşımıza çıkıyor. Atılay bilindiği üzere isim babası Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk dört denizaltına birden isim veriyor. Birisi de bu Atılay, diğeri Saldıray, Bataray, Yıldıray. Tabii en tarihsizi Atılay. Denizcilik Müzesi'nde görmek isteyen herkes onu görebilir, o anı yaşayabilir. Gerçekten çok duygusal. Beni duygulandıran yegane eserlerden biri de bu Batlı Şamandırası. Bunlar da o gün basına yansıyan haberlerimiz. Atılay'ın acısını paylaşan haberler. Doğumlupınar denizaltımızın Batlı Şamandırası. 1953'te bir trajediye şahit olan ve o günden bugüne kalan tek eser. Domlupınar denizaltı gemisi burada battı. Anahtar ile etiketli kapı aç, telefon içeridedir. Telefonun düğmesine basarak konuş. Telefonla konuşamazsan en yakın limana haber ver. Botunu şamandıraya bağlama. Çünkü şamandıraya bağlama. Çünkü telefon hattı ona bağlı. İşte bu bizim Domlupınar denizaltımızın battı şamandırası. Yani daha önce bu Amerikan denizaltısı Glover'dı. Sonra biz bunu alıyoruz. Domlupınar olarak ismi vermişler. Domlupınar denizaltımızın biraz daha geçmişi var. Çünkü Domlupınar olmadan önce 1944 2. Dünya Harbi'nin en çetrefi zamanlarında Amerika'nın incilerinden Glover denizaltı göreve giderdi. O zaman adı Glover'dı. Glover göreve gittiği gün başka bir Amerikan gemisi tarafından yara alarak
geri döner. Tabii ilk görevinde hiçbir şey yapamadan geri döner. Tabii harp biter, İkinci Dünya Savaşı biter ve Amerika bütün silahlarını, kullanılmış silahlarını elinden çıkarmak ister. Glover da bizim şansımıza düşen bir denizaltı. 1950'de onu alırız. Adını Dumlupınar olarak değiştiririz. Karşılarız. Yavuz tarafından Marmara'da. Güzel bir günmüş okuduğuma göre. Görevleri başarıyla tamamlayan Dumlupınar denizaltımız tatbikattan dönerken Çanakkale Boğazı'nda sisli ve fırtınalı bir gecede İsveç bandıralı bir gemiye, Nabolan gemisine daha doğrusu, önden çarpar. Efe resimde gördüğünüz 81 şehidi orada veririz. Tabii bu 81 şehitten 22'si 72 saat daha kalmıştır. Çünkü bu Batlı Şamandırası ile irtibat kurduğumuz 22 kişiden biliyoruz bunu. Bu 22 kişi 72 saat kurtarılmayı bekledi. Tabii Türkiye'de bu büyük bir ses getirmişti. Ama maalesef 72 saat geçtiğinde hiçbir askerimiz kurtulamadı. Dumlupınar trajedisi Türk denizcilik tarihine acı bir sayfa açmıştır. Ve Dumlupınar'dan son olarak, yani son ses de Selami Başçavuş'undur. Yani Asubay Başçavuş Selami'dir. İşte o da resimde gördüğünüz kişi. Allah rahmet eylesin. Dumlupınar denizaltımızın şehitleri. Ve bu da o günlerde basına yansıyan haberler. Burada da müzenin güzel bölümlerinden Atatürk için açılmış bir bölüm. Atatürk'ün kaldığı kamerayı temsil eden bir yer yapılmış. Çok güzel. Burada gördüğünüz Atatürk'ün yatağı. Seyahat ettiği yatağı, malzemeleri, kullandığı eşyaları. Masası, dolabı. Bunlar Denizcilik Müzesi'nin özel bir köşesinde sergileniyor. Hepsi. Bu da Atatürk'ü temsil eden bir manken. Atatürk'ün masası, tabloları. Atatürk'ün resimleri, dinlediği plaklar. Tabii her köşede bir bilgi var. Atatürk'ün hediye ettiği silah, saati. Muhteşem. Atatürk'ün kullandığı şapkası. Bu da Atatürk'ün el yazısıyla yazılmış bir pusula. Atatürk'ün kullandığı yatak. Atatürk'ü dans ederken görmek büyük bir mutluluk. Çok modern bir insanmış. Burası da Yavuz bölümü. Yavuz zırhlığımızın özel bölümü. Bu da Yavuz zırhlısından çıkartılan, Yavuz'a ait araçlar. Bu bölümde dalgıçlık bölümü, yani geçmişte kullandığımız dalgıç kıyafetleri, dalgıç elbiseleri. Gayet modern, zamanı takip eden tesisatları yerinde ve zamanla kullanmışız. Bu da müzenin özel bir bölümünde sergileniyor.
Ve son olarak da Barbaros Hayrettin Paşa'yı video etmek istedim. Çünkü Barbaros Hayrettin Paşa denizcilik tarihinde bizim için çok özel yeri vardır. Akdeniz'in Fatihi. Denizcilik Müzesi'nde onun için de özel bir yer yapılmış. Onu anlatan figürler. Bu da onun kadırgası. Ve en önemlisi Barbaros Hayrettin Paşa'nın sancağı. Barbaros Hayrettin Paşa'nın sancağının bugüne denk gelmesi muhteşem bir şey. Burası da yine Beşiktaş'ta Barbaros Hayrettin Paşa'nın kabri. Buraya gelmişken dua etmemek olmazdı. Seni Barbaros Hayrettin Paşa'nın mekanı size götürüyor. Paşamıza bir iki dua edelim.